Merhaba. Bugün Ankara Ulus'ta bulunan bit pazarından sadece 15 liraya aldığım ve neredeyse hiç kullanılmamış çok özel bir 10 metreyi tekrar çalışır hale getireceğiz. Ama öncelikle geçtiğimiz Salı günü beni Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne davet ederek çok özel bir gün geçirmemi sağlayan Türk Hava Kurumu Üniversitesi IEEE topluluğuna teşekkür etmek istiyorum. Fikirleri ve enerjileriyle bizi daha güzel yarınlara taşıyacak bu genç bilim insanlarıyla zaman geçirmek benim için de ilham vericiydi. Hiç yıpranmamış, pırıl pırıl, tertemiz bir ölçü aleti. Sadece üzerine kırmızı boyayla çok çirkin bir şekilde demirbaş numarası olduğunu zannettiğim bir takım numaralar yazılmış. Buraları temizleyeceğiz. Şimdi daha yakından bir şey göstermek istiyorum. Bu 10 metreyi çok özel yapan şeylerden birisi, 1867 yılında dinamiti bulan Alfred Nobel'in adının 10 metrenin üzerinde yer alması, aynı zamanda nitro kelimesinin bulunması. Nitro Nobel bugün hala varlığını sürdüren ve endüstriyel patlayıcılar konusunda uzman bir şirketin adı. Arka taraftaki bilgi notuna baktığımızda patlama sahalarında kullanılmaya uygundur ve direnci ölçerken 5 miliamperden az bir akım kullanır notlarını görüyoruz. 5 miliamperle direnç ölçebilmesi çok önemli bir özellik. Çünkü bunun üzerindeki akımlar patlayıcıyı tetikleyen elektrikli fünyeleri daha ölçerken patlatabiliyor. Piyasadaki ölçü aletleri içinde bu amaçla kullanılabilen sadece bir marka olduğu ve fiyatı düşünülecek olursa oldukça önemli bir özellik. 10 metremizin ve tüm 10 metrelerin çalışma prensibi iletim hattı ya da direnç üzerinden voltajı bilinen bir akım geçirerek omajı yani direnci hesaplamak. Ohm kanununa göre V eşittir I çarpı R prensibinden yola çıkarak. Bunun için 10 metrelerin içerisinde bir akım kaynağı, bir batarya, bir pil olması gerekiyor. Bizim 10 metremizin içerisinde de bir pil var. Arkasında bu pilin özellikleri de belirtilmiş. Burada yazıyor. Fakat bu pilin şu an hayatta olması, çalışıyor olması ihtimali yok. O yüzden öncelikle bu aletin içerisindeki pilleri çıkartıp yerine uygun bir pil takacağız. Muhtemelen piyasada artık var olmayan bir pil çeşidiyle çalışıyor. Fakat onun yerine bir pil uyduracağız. Pilleri mıknatıs kullanarak yerlerinden çıkarttım. Bunlar artık piyasada bulunmayan ya da bulunması çok zor, üstelik cıva içeren piller. Bu pilleri çöpe atmamaya çok özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü bunları çöpe atarsanız gerçekten bunlar içinize kaçıyor. Nasıl oluyor? Bunlar katı atık toplama merkezlerine gidiyorlar. Gıda atıklarıyla, organik atıklarla birlikte. Ve orada katı atıklar, organik atıklar çürütülerek gübreye çevriliyor. Ülkemizde ve pek çok ülkede bu tip ağır metal içeren, cıva içeren, kadmiyum içeren pilleri, cıva içeren floresan lambaları diğer atıklardan ayıracak gelişmiş bir teknoloji yok. Pek çok ülkede yok, bizde de yok. Ve bu cıva içeren, kadmiyum içeren, ağır metaller içeren malzemeler katı atıklarla beraber, organik atıklarla beraber işlem görüyor. Bunlar gübreye çevriliyor. Hayvancılar bu gübreleri satın alıp meralara seriyorlar ve o ağır metallerle yetişen bitkileri, yoncaları yiyen hayvanların eti, sütü bizim soframıza kadar ulaşıyor. Bunları çöpe attığınızda tahmin edebileceğinizden çok daha kısa bir süre içerisinde bunlar gelip sizin içinize giriyorlar. Sizin bir parçanız oluyorlar. O yüzden bunları çöpe atmamaya çok büyük özen göstermeniz gerekiyor. Peki bunları ne yapacağız? Büyük alışveriş merkezlerinin içerisinde, teknoloji marketlerinde bu pillerin toplandığı kutular var. Ya da internete girip şehrinizde pillerin nerede toplandığını öğrenip pillerinizi oraya götürmeniz, oraya atmanız mümkün. Ama bunları lütfen çöpe atmayın. Sadece kendinizi değil, bir sürü bebeği, çocuğu,
başka insanı da zehirlemiş oluyorsunuz bunları çöpe atarak. Ölçü aletimizin içerisine bir lityum iyon pil yerleştireceğim. Fakat ölçü aletimiz 2.7 volt ile çalışıyor. Bizim pilimiz ise 3.7 volt. Hem akımı sınırlamak hem voltajı düşürmek için araya hazırladığım bir direnci yerleştireceğim. Burada görmüş olduğunuz kutup başları mıknatısa yapışmıyor ve çok yumuşak bir malzeme. Yerinden de çıkmıyor, kımıldamıyor. Bunlar demir ya da çelik değiller. Yumuşak bir malzeme. Bana kalayla kaplı bakır olduklarını düşündürüyor. Ve bunların üzerine artı ve eksi kablolarımızı lehimleyerek kapağın iç tarafında bulunan boşluğa pilimizi ve direncimizi yerleştirmeye çalışacağım. Ölçü aletimizin pilini değiştirdik, çalışır hale getirdik ve şimdi doğru sonuçlar verip vermediğini görmemiz gerekiyor. Bunun için kalibrasyonuna bakacağız, gerekirse kalibre edeceğiz. Bunun için de kalibrasyon laboratuvarları için yapılmış bir referans dirençten yararlanacağız. Bir ohmluk bir referans direnç. Her şart altında bir ohmluk bir değer göstermesi gerekiyor. Binde bir civarında bir yanılma payı var. Bu bizim için kabul edilebilir bir değer. Bunu öncelikle bir mikro ohmmetre ile ölçeceğiz. Mikro ohmmetre oldukça kompleks bir alet. Çok düşük dirençlere ölçmek için tasarlanmış. 4 probu var. Aslında 2 prob gibi görünüyor fakat burada 4 prob var. Direncimizin 1.001 ohm olduğunu görüyorum. Yani binde birlik bir hata payımız var. Şimdi bu 1 ohmluk direnci çalışır hale getirdiğimiz ohmmetremizle test edeceğiz. Doğru sonuç almamız için bu kadar düşük değerlerde oldukça kısa problar kullanmamız gerekiyor.
Bunu yatırmam gerekecek. Ölçme başlamadan önce ölçüm düğmesine basarak göstergemizin tam olarak sıfır değerini gösterdiğinden emin olmam gerekiyor. Eğer tam olarak sıfırın üzerinde durmazsa doğru değer okuması mümkün değil. Şimdi probu tekrar yerine takıyorum ve ölçüm düğmesine bastığımda kendi bakış açımdan ki doğru bakış açısı şu an bulunduğum nokta tam olarak 1 ohm değerini okuyorum. Tam olarak 1 ohm. Bu çok büyük bir başarı çünkü çok pahalı ölçü aletleri bile bu kadar düşük dirençlerde bu kadar doğru sonuç vermiyorlar. Yüzey temizliğine başlamadan önce restorasyon ilkelerine aykırı da olsa hiç işime yaramayacak ve ölçü aletini masada kullanmama engel olacak olan bu deri parçasını, bu deri tutacağı yerinden çıkartmak istiyorum. Bunun tek yolu da kesmek. Ölçü aleti patlama alanlarında, inşaat alanlarında çalışması düşünüldüğü için toz ve hava geçirmez olarak tasarlanmış. Bu sebeple çok güzel bir conta yerleştirilmiş üzerine. Bu contanın daha uzun süre hizmet etmesi, bu contanın sağlam kalabilmesi için silikon yağla çok hafif yağlanması gerekiyor. O yüzden silikon yağla, conta yağlamak için yapılmış bir silikon yağla üzerine çok az silikon sürüyorum. Evet. Silikonla contamızı yağladık. Kapatmadan önce izopropil alkol kullanarak bu camları da temizlemek istiyorum ve daha sonra bir daha aletin içine hiç müdahale etmeyeceğiz. Samur bir toz fırçası kullanarak yüzeyde kalan herhangi bir toz varsa onu da uzaklaştırıyorum. Artık kapatabilirim. Ommetremizi çalışır hale getirdik. Kulplarını çıkarttık. Yüzeydeki demirbaş numarasını bir şekilde temizlemek ve genel bir temizlik yapmak istiyorum. Bunun için de plastik, bakarit gibi malzemelerde genellikle kullandığım Vikaül maden cilasını kullanmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bu cilanın yerine pek çok alternatif tavsiye ediyorlar. Fakat gelen tavsiyeler genelde 40-50 euroluk malzemeler oluyor. Bu cilanın en büyük özelliği kutusunun sadece 3 lira olması.
Bu da onu biraz vazgeçilmez hale getiriyor ve çok başarılı buluyorum kendisini. Şimdi Vikal kullanarak yüzey temizliğimizi yapacağız. Beklediğimden daha kolay oluyor. Restorasyonumuzu tamamladık. Hem kozmetik olarak hem fonksiyon olarak harika bir ölçü aletine sahip olmuş oldum. Parayla satın alamayacağım kadar kaliteli, güzel, anlamı olan, çok fonksiyonel bir alete sahip olmuş oldum. Fakat bu restorasyon sonucunda aletin en önemli fonksiyonu olan çok düşük akımla direnç ölçme özelliğini kaybedip kaybetmediğini, alete taktığımız pil ve direnç kombinasyonunun hala bu fonksiyonu sağlayıp sağlamadığını merak ediyorum. Bu sebeple ölçü aletimi miliamper ölçme konumuna getirerek problarını ölçü aletine bağladım ve buradan ölçüm akımı yolluyorum. Öncelikle 10x değerinde, yani daha yüksek dirençleri ölçtüğü değerde bu testi gerçekleştirmek istiyorum. Buradan test akımını yolladığımda 3.9 miliamper, 4 miliamper diyebileceğimiz bir değer okuyorum. Bu da cihazın arkasında yazan 5 miliamperin altındaki akımlarla ölçüm yapar iddiasını, özelliğini doğrulamış oluyor. Aleti 1x konumuna, düşük değerleri, düşük dirençleri ölçme konumuna getirdiğim zaman da test akımı yolladığımda sadece 1.8, 2 miliamperlik bir akımı test yükünün üstünden geçirdiğini, direncin hattın üstünden geçirdiğini görüyorum. Böylece fonksiyonlarını kaybetmeden ölçü aletimizi restore etmiş olduk. Hala fünye ölçecek standartlara sahip bir ölçü aletimiz var. Bu çalışmada hurdalıktan bulup aldığım, anlamı olan, hikayesi olan, eski ve çok güzel, fonksiyonel bir ölçü aletini, bir 10 metreyi restore ettik, hayata döndürdük ve ölçü aletleri koleksiyonumuza katmış olduk. Dilerim bu çalışmadan benim kadar keyif almışsınızdır. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzere.